Özel oturumu da arkadaşımız Sultan Akdoğan takip etti. Ayrıntıları Sultan Akdoğan'dan alıyoruz. Sultan. Alper Altun 15'te başlamıştı özel oturum. Yaklaşık 2 saattir de devam ediyor. Türkiye İsrail'in yaptığı katliama karşı tek yürek olmuştu. Meclis de bugün o tek yürek havasında muhalefetiyle, hükümetiyle bir arada İsrail'e karşı bir bildiri yayımlanıyor. Ama şunu söyleyelim, iki ayrı bildiri yayımlanacak. Birisi CHP, MHP ve AK Parti'nin imzaladığı. HDP ise ayrı bir bildiri yayımlayacak. AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride Gazze'deki İsrail katliamlarının kınandığını belirtelim. Bildiride Türkiye, Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır. Bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. Üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz ifadelerine yer verildi. Yaklaşık 2 saattir genel kurul devam ediyor. Peki neler yaşandı? Biraz da aslında genel kuruldaki yaşananları anlatalım sizlere. Oturumu meclis başkanı İsmail Kahraman yönetiyor. İsmail Kahraman konuşmasında özellikle İsrail'e yönelik dikkat çeken bir göndermede de bulundu. O göndermeyi de sizlere paylaşalım. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret almadıklarını görüyoruz. İsrail devletini yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini ve Filistinli kardeşlerimizin üzerine ateş edilmesi emri verirken, ki burası çok dikkat çekici, Nazi Almanya'sında atalarının katledildikleri gaz odalarını ve sabunlukları düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Çıkışında bulundu Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın. Bu sözleri de genel kurulda alkışlandı. Hükümet adına söz alansa Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ oldu. Bekir Bozdağ da İsrail'e yönelik kınama mesajını bir kez daha yineledi. Bu katliamı yapanlar geldikleri gibi gideceklerdir. Bizim için Kudüs Filistin'in başkentidir dedi. Ve meclis ve Bekir Bozdağ'ın dikkat çeken bir diğer sözü ise ABD'nin elinde masum Filistin